Öğrenen kokteyle katıldı. Erdener AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Belediyesi'nin mahalle çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle çalışmaları değerlendirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Belediyesi'nin mahalle çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle ayaküstü sohbet etti. Ünal, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve ilçe başkanı Yunus Kan Kısaca ile birlikte Taşburun ve Orhan Gazi mahallelerindeki belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Allah hepimizden razı olsun. Yağmurların dinmesiyle birlikte mahallelerdeki çalışmalarına ağırlık veren Elbistan Belediyesi, Taşburun Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin kilit parkı çalışmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Ünal ve beraberindeki heyet Taşburun Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyip vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Ünal ve beraberindeki heyet Orhan Gazi Mahallesi'nde de büyük oranda tamamlanan çalışmaları inceledi. Şimdi araya girecekler. Şimdi eğer bir sıkıntı olursa bana haber verecek. Ünal ve beraberindeki heyet incelemelerin ardından STK ziyaretleri kapsamında Mimarlar Mühendisler Odası Elbistan temsilcilerini de ziyaret etti. İnşaat Mühendisler Odası Başkanı Mehmet Temur Ünal'ın ziyaretinden büyüklere memnuniyeti dile getirdi. Elbistan'da odamızı ziyaret ettiler. Kendilerini aramızda görmekten kavuştuyuz, mutluyuz. Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük de büyüyen, gelişen Elbistan için inşaat sektörünün önünü açıcı kararlara imza attıklarını söyledi. Sorunlar bitmedi, bitmez. Çünkü şehir canlı bir yapıya benzer. Şehir büyüyen bir yapıya benzer. Elhamdülillah Elbistan'ımız hızlı gelişen bir kentlerden, istikbal vaat eden bir kentlerden. Gerek hükümetimiz, gerekse belediyemiz, karar alma mekanizmasındaki insanlarımız, yasaların el verdiği ölçüde bu iyi niyetlerini sürdürecektir. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da 4 yıllık görev süreleri içerisinde Elbistan'a önemli yatırımların kazandırılmasını sağladıklarını belirterek yapılan hizmetleri değerlendirdi. Ben 4 yıl içerisinde daha çok Elbistan'a hizmetlerin gönderilmesi, yani Ankara nezdinde Elbistan'ımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük ve burada çalışan, yani belediye başkanlarımız, ilçe teşkilatımız, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen talepleri, projeleri daha çok hayata geçirmeye dönük bir strateji takip ettim ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani ben 4 yıl açıkçası tabii ki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğimizde biz 4 yılın hesabını vermemiz gerekir. Siyasetçi her 4 yılda bir hesap döker. Yani 4 yılda evet ne yaptık? 4 yıl önceden bugüne ne değişti? Genel olarak baktığımızda 4 yılda Elbistan'ımız ciddi anlamda yatırım aldı. Bunlar makro ölçekli meseleler. Tabii bir de mikro sorunlar var. Mikro sorunlar nedir? Mikro sorunlar daha çok sivil toplum kuruluşlarının kendi ilgi alanlarına dönük sorunlar. İşte inşaatçılar odamızın kendine has sorunları var. Mimarlar odamızın kendine has sorunları var ve tabii bu sorunların çözüm merci de doğal olarak neresidir? Siyaset kurumudur.